Tabii ki iyi başlangıcı yapmadık. Bu iki hafta sıfır puan da aldık. Ama genel olarak ilk maça bakınca biliyorsunuz nasıl kaybettik. Orada en az bir puan da hak ettik. İkinci maç Kasımpaşa kötü de başladık. Gol yiyince sonra da toparladık. Oynamaya başladık. Pozisyona girdik. Bir olsaydı belki maçı çevirebilirdik. Ama maalesef olmadı. 2-0 da kaybettik. Şimdi bu hafta da iyi çalıştık. İyi toparladık. Alanya'da maça çıkacağız. Çok önemli bir maç. Onun farkındayız. Ve biz her şey elinde geleni yapacağız. Ve bu maçta 3 puan da alacağız. Hocam iki maça baktığımız zaman Rizespor takım oyununda sonuca gitme açısından en büyük sıkıntıyı nerede yaşıyor? Yani neyi yapamıyoruz? Gol atmayı mı, orta sahayı mı, eksiklerimiz, sıkıntımız nerede görüyoruz? Tabii ki bir transferde uğraşıyoruz. Şeyde kaliteli 2-3 tane oyuncu getirmeye çalışıyoruz. Teklif de verdik. Biraz geç yapıyoruz. Yine istatistikler bakınca biz de hep top sahip olan bir takım, hem şeyde ceza sahasında içinde giren takım, ondayız. Pozisyon üretiyoruz, giriyoruz ama maalesef atamıyoruz. Onu da çözeceğiz. Transfer takımın performansını şu anda sizin istediğiniz seviyeye geldi mi? Takım istediğin seviye tam gelmedi. Ama 2-3 hafta şey sonra gelecek. 4-5 hafta zaten takım oturacak. Ama bizim acil bir 3 puan da lazım. 3 puan Alanya Spor'da alırsak her şey değişecek. Hocam hangi mevkilere transfer düşünüyorsunuz? Emin Dilaber transferi vardı. Son aşamasıyla kanatlarda, forvette. Evet. Bir tane orta saha, bir tane kanat. Kanat forvet için düşünüyoruz. Kafanızda henüz bir 11 oluşmadı. Baktığınız kadroya baktığınız zaman 11 oluşmadı. Genelde savunmada değişiklikle yapıyorsunuz. Kafanızda bir 11 oluşması için ne kadar bir süre ihtiyacınız var? Şeydi, haftaya bu ilk 11'de oluşturmaya çalışacağız. Haftaya ben %100 şeyde tam bir takıma çıkacağız Erzurum maçında. Şimdi Alanya deplasmanda kaybetti. Maçı izlemiştiniz. Evet. Buna göre tedbirlerini de bozarsınız. Alanya'da sizce en önemli faktörlerden de yüzlerinizi çarpan en kaliteli futbolcular yapana göre bir tedbir alacaksınız. Tabii ki Alanya Spor'da topla oynayan, topla seven oynayan bir takım ve pas yapan bir takım. Orada çok şey etkili oyuncular var. Onda özellikle hem Bakasetas, Efecan, solda Davidson ve Adam onda. 4 kişi çok etkili. Onu da çözsek şeyde sahaya 3 puan da alacağız. Hocam kadroya baktığımız zaman yabancı oyuncu transfer edeceksiniz gene sanırım, anlayacak oyuncular. 2 tane oyuncu söylediniz. Kadroda yabancı kontenjanı doldu galiba. Evet. Bir indirim yapacak mısınız? Gidecek olan yabancılar var mı hocam? Transfer sezonu bu sezon sonuna kadar, transfer sezonu bitene kadar. Evet, tabii ki şeyde biz onu şeyde planlıyoruz, bakıyoruz. 14 oyuncu zaten olması lazım. Bu iki oyuncu gelirse, biz de listede yaptık. O iki oyuncu gelirse, yabancı şey sayısı dolayı iki kişi göndereceğiz. 14 olması lazım. İsimler belli mi hocam? İsimler planlama yaptınız. Planlama yaptık, evet. İsimleri söylüyor, pek bir sakınca var mı? Yok şeyde. Ümit dışında alınan diğer oyuncular kalitesinden memnun musunuz? Tabii ki şeyde memnunuz. Zaten şeyde hem Remi'de hem şeyde Bayano hem Nikolak'ta iyi oyuncular, iyi yabancı oyuncular. Zaten Türk oyuncularla getirdik. Zaten her takım Türk sayısı oyunculara bir sıkıntı yaşıyor. Zaten 14 şey, 2 kişi daha fazla alabiliriz. O yüzden biz hem şeyde o Türk hem rekabet yükseltti burada. Hem şey antrenman performansı yükseltti. Onu da çalışıyoruz. Zaten kaliteli Türk oyuncuları da var. Zaten biz şeyde hem yabancı da iyi kaliteli oyuncu daha getireceğiz. Bu Türk oyunculara bir rekabet oluşturacak ve iyi takım olacağız. Doğan Erdoğan transferini yorumlar mısınız hocam? Son anda geldi. Evet, Doğan Erdoğan da Trabzon'da iyi yetenekli bir oyuncu. Geçen sene de şeyde Trabzon'da kaç 30 maçta da oynadı. İyi yetenekli oyuncu. Takip ediyoruz 2-3 sene. Doğan Erdoğan da iyi bir oyuncu. Ben şeyde çok tutuyorum. İleride inşallah çok iyi oyuncu olacak. Hocam Remi son 15-20 dakika Fenerbahçe Kasımpaşa fizik olarak biraz daha arttırdı mı? Evet. 11
gelebilir mi veya daha şimdi uzun süre alabilir mi? Remi'de şimdi %100 hazır. Biz bu hafta düşüneceğiz şeyde. Onun için ilk 11'de başlasak ama kendisi söylüyor %100 hazır. Son maçta Vettel sakatlanmıştı. İsmail Diamond'un da sakatlığı var. O zaman sakatlıklarda son durum ne? Sakatlıklar bugün de Vettel'de bir koşu da yapacak ve deneyecek. Diamond'a uzun sürecek ilk 3-4 haftada ama Vettel'de bir darbe geldi. Bugün de antrenmana çıkacak, deneyecek. Ondan sonra duruma bakalım.